Sevgili dostlar merhaba. Şemlim Ekşip YouTube kanalına hoş geldiniz. Haftalık videolarda yavaş yavaş Eylül'ü bitirirken 19-25 Eylül haftasına sıra geldi. Genel etkiler açısından gökyüzünün hepimizi ilgilendiren bu haftayı nasıl yaşayacağımıza dair bize hangi fısıltıları sunduğuna dair bu videomu izlemeden önce unutmayın ki yarın ee, bir gün sonra bu etkileşimlerden gelen enerjileri anlattıktan sonra neleri anlatıyorum? Burçlara göre olanı anlatıyorum. Çünkü bazen yorumlara yazıyorsunuz hani burçları biz bulamadık diye. İlk video Cuma günü yayınlanan videomuz genel etkilerle ilgili hepimizi ilgilendiren ve bunları bu haftanın genel etkilerini hangi gün nasıl kullanacağımızı ne yapacağımızı anlattıktan sonra sevgili takipçiler çok iyi biliyorlar. Sonra ne yapıyoruz? Remedilerden bütün bu enerjileri nasıl doğru kullanacağımızdan da bahsediyoruz. Nasıl bir hafta? Yeni aya gidiyoruz. Yani ay küçülüyor. Hafta başından itibaren hızlı bir biçimde ay küçülecek. Pazar gününden daha doğrusu hafta sonuyla birlikte önümüzdeki bu hemen gelen cumartesi pazara kastetmiyorum. Ondan sonraki hafta sonuyla birlikte yani 23 ile 25 Eylül arasındaki o iki günde birlikte de ay tamamen küçülecek ve pazar günü de artık tamamen yeni ay moduna geçmiş olacağız. Yeni ayın olduğu günler Ayın hızlı bir biçimde küçüldüğü günler nelere dikkat ediyorduk? Öncelikle metabolizmamıza çok dikkat ediyorduk. Mekanımızın ve kendi ruhsal alanlarımızın korunmaları çok önemli oluyordu. Çünkü bilindiğinin aksine aslında enerji ve frekanslar açısından en tehlikeli zaman yeni ay döngüleridir. Dolunayda daha güçlü, daha frekansımız yüksek. Burada da orada da fazlalık olduğu için aslında biraz zorlanırız. Ama burada düşüktür. Frekanslar düşüktür, enerjiler düşüktür. O yüzden de daha fazla korunmaya ihtiyacımız vardır. Ve beslenme düzenimizde ne yapıyoruz? Kendimizi, karnımızı fazlasıyla çok yoğun doyurmuyoruz. Daha hafif beslenmeye çünkü metabolizma yavaşlar. Sanki hani böyle çok yavaş seyretmeye başlar. Sanki hani uykuda ya da nefes alırken hani bilirsiniz ee, nefes düşer ya metabolizmanın nefesi de düşer yeni ay döngülerinde o yüzden aşırı beslenmeyle Ağır yiyeceklerle özellikle haftanın ikinci yarısı kendimizi zorlamamamız gerekiyor. Diğer bir noktada özellikle saç kesimi ya da tüylerle ilgili bir bakım yapacaksanız biliniz ki geç uzar. Eğer saçınızı sık kestiren biriyseniz, kısa saçı tercih eden biriyseniz, dolayısıyla saçınızı kestirdikten sonra uz hemen uzasın istemiyorsanız, bu aralarda saç yer, yani bu önümüzdeki hafta saç kestirmeniz durumunda geç uzayacaktır. Tüylerle ilgili bir bakım da yaptırıyorsanız ya da yapıyorsanız, bilin ki bu hafta bu bakımı yaptığınızda geç uzayacaktır. Çünkü yeni ay döngülerinin bu anlamda böyle özel bir etkisi vardır. Korunmaya çok önem veriyoruz ve öz bilhassa perşembeden itibaren mekanımızın ve evimizin dengelenmesine, korunmasına, tütsülerimize bir parça daha önem vermeye gayret ediyoruz. Detayları vereceğim. Bu hafta sağlıkta özellikle bağırsak sistemimize önem vermemiz gerekiyor. Fibromiyajı hani böyle tam sebebi anlaşılmayan o ağrılar falan var ya onların biraz artma potansiyeli var. Diş sorunlarına bu hafta yine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu anlamda özel etkiler var. Yeni ay nerede gerçekleşecek Vedik ve Sideral Zodiac gerçek gökyüzü değerlerine göre Başak burcunda gerçekleşecek, Uttara Palguni takım yıldızında gerçekleşecek. Onu e, bu haftanın bitiminde, önümüzdeki haftanın videosunda detaylarıyla anlatacağım. Şimdi Merkür retrosu bu hafta devam ediyor. Daha Ekim'in ilk haftasına kadar biraz vaktimiz var. Merkürle bağlantılı konularda bu haftada dikkat etmeye önem veriyoruz. Hemen haftanın girişinde Pazartesi günü Ay Sirius kavuşumu var. E, saatlerini vereceğim Pazartesi günü anlatırken dilekleriniz özellikle evde buna müsaitli olanlar için çalışmalar adına dualar adına özel istekler adına çok kıymetli bir etkileşimdir. Zihninizi özellikle ilahi alanla bir tutmak, o kalple hani dördün ee, çakra ile 7 çakra arasındaki bağlantıyı kurmak için çok güzel noktalardan biridir. Evde olanlar, vakti olanlar meditasyon yapabilir, özel namazlar kılabilir. Bu anlamda çok kıymetli ay siruz kavuşumu var. Güneş artık Başak Burcu'nda derecelerini düzeltti. Geçen hafta o geçişi anlatmıştım size. İşte uyarılarda bulunmuştum dikkat edin diye. Artık Başak Burcu'nda Başak Burçları için ve toprak elementleri için yani boğa ve oğlak için Aynı zamanda kendini ortaya koyma, daha kararlı olma, enerjinizi toparlama açısından ve bir konuda parlamak istiyorsanız özellikle başak burçları için bunu daha rahat ortaya koymak adına güzel etkiler var. Venüs ve Uranüs arasında bu hafta özel bir enerji olacak. Yani özel bir etkileşim olacak. Bu etkileşimde ilişkilerle ilgili beklenmedik ani gelişmeleri önümüze koyabilir. Olumlu bu etkileşimler. Beklemediğiniz bir ilişkin içinde kendinizi bulabilirsiniz. Birdenbire birinden hoşlandığınızı düşünebilirsiniz. Bu enerji içerisinde Venüs aynı zamanda Aslan da Vedik ve Sinir Zodya göre seyahatini devam ettirdiği içinde biraz abartma, ilişkilerde fazla beklenti yüksek tutma veya siz kendi duygularınızı biraz abartma eğilimi yüksek olacak. Uranüs de devrede olduğu için bu anlamda dikkat ama sürpriz gelişmeler bu anlamda hayli etkin olacak. Bilhassa aslan, kova, koç, yay burçları için bu nokta daha kıymetli bir etkileşimde taşımakta diyebilirim. Özellikle aşk ve ilişkilerde koç, şansta, berekette, bollukta, ani ve sürpriz gelişmeler açısından yay burcu ve aslanlar da zaten bu etkileşimi yaşadıkları için e, beklenmedik bir ilişki, hızlı bir ilişkiyle ilgili bir gelişim içinde kendilerini bulabilirler. Venüs aynı zamanda parasal konulardır. Parayla ilgili alanlar, parasal noktalarda da yine bu bahsettiğim burçlar daha ağırlıklı olmak üzere enteresan gelişmeler, beklenmedik durumlar söz konusu olabilir. Ee, evet şimdi bakalım haftanın e, bu gökyüzünün genel etkilerinden bahsettikten sonra gün bazında haftanın enerjileri bize neler söylüyor? Gün olarak haftayı şöyle organize etmek, planlamak açısından nelere dikkat etmemiz lazım? Ne yapabiliriz? Hemen pazartesi günüyle başlayalım. 19 Eylül pazartesi günü ay ikizlerde Aridra takım yıldızında seyahat ediyor olacak. Bu yıldız ...yeni bir başlangıcı pek desteklemez. Daha çok elinizdeki düzeltmeniz, toparlamanız gereken işleri organize etmeniz üzerine... ...daha sizi destekleyicidir. Eski eşyalardan kurtulmak, evinizde hani biraz organizasyon yapmak... ...gereksiz bir şeyleri ihtiyacı olanlarla paylaşmak için ayırmak ya da evden çıkartmak... E, ...hayatınızdan belki eski kişileri çıkar, yani artık lüzumsuz olan, size yük olan... ...sizi çok zorlayan insanları hayatınızdan çıkartmak için... Gayet güçlü bir enerjidir. Şimdi ne vardı? Ay e, Sirus kavuşumu vardı. Saatini hemen söylüyorum. Saat 1330'da ile 16.30 arası bu hafta Ay Sirus kavuşumu var. Pazartesi günü. İmkanı olan, evde olan, buna vakti olanlar için özellikle kına yakmanızı tavsiye ederim. Ay Sirus kavuşumundaki bu etki çok faydalı olacaktır. 13.30'a 16.30 arasında da bu süreç devam ediyor. Dualarınızı yapabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, özel namazlar var, kılabilirsiniz. Tüm bunları yapabilirsiniz. Ama bilhassa vakti olanlar için kına yakmanızı pazartesi günü 13.30'da 16.30 arasında tavsiye ediyorum. Yeni başlangıç yapmayın. Gerek işinizde gerek evinizde eksikleri tamamlayıp derleyip toplamaya çalışın. Önemli bir toplantı. Radikal bir karar, bir işle ilgili, bir ilişkiyle ilgili herhangi bir durumu pazartesi gününe almamaya çalışın. Özellikle öğleden sonra saatlerinde biraz daha dikkatli olun. 20 Eylül Salı gününe baktığımızda Ay Yengece geçiyor. Pınarvaşu Yıldızı'nda. Seyredecek ve uğurlu bir yıldızdır Ancak öğle saatlerinde Önemli işleriniz adına yine Etkileşimler kritik çünkü ay burç değiştiriyor Saat 11'e kadar Salı günü ne işiniz varsa 11'e kadar halledin 11'den sonra 14.30'a kadar önemli bir işinizi Ele almayın yeni bir başlangıcı Kastediyorum rutin işlerle devam edin Demek ki salı günü 11'e kadar işlerimizi Bitiriyoruz veya 14.30'dan sonra bir işe ele alacaksak ondan sonra. Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Ama rutin işleri yapacağız. İthalat, ihracatla uğraşanlar, ticari konularla ilgili işleri olanlar, ev ve emlak işleriyle bağlantılı konularda işleri olanlar açısından güzel etkiler var. Şanslı bir gün. Bu dediğim saat aralığında dikkat etmek koşuluyla elbette. 21 Eylül çarşamba günü Ay Yengeç'te Pushyami takım yıldızında seyrediyor. Ailevi konuların vurgulu olduğu bir yıldızdı. Ay zaten yengeç enerjisinde güvenlik alanlarımız, iç dinamiklerimiz, ailevi konular, ebeveynlerle ilgili noktalar. Ee, belki iş işte bile hani daha çok kendi alanlarımızda olma ihtiyacı, ailevi biraz evle iş arasında dengenin kurulması bunlar daha öne çıkan konular. Sosyalleşme çok artacaktır. Sosyalleşmek için dolayısıyla 21 Eylül çarşamba günü gayet iyi etkiler var. Böyle bir planınız varsa bu hafta bunu çarşambaya denk getirmenizi tavsiye ederim. Yine evde olanlar için yemek ve ev arındırmayla ilgili şahane etkiler var. Yemek yapın, mayalı bir şeyler yapmaya çalışın. Evin bolluğu ve bereketini niyet ederek evde temizliğinizi, yemeğinizi, arındırma işlemlerinizi çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, özellikle hani bir şey evde bir ocağın tütmesi, o günün enerjileri için ve bir yemek yapılması son derece kıymetli etkilerden biri çalışanlar ve dışarıda olmak durumundayız diyenler için de ticari konular, alım, satımlar açısından destekliyiz. Elbette Merkür Retrosu'nu unutmuyoruz. Hani daha çok eski eski işleri tamamlamaya gayret ediyoruz sevgili dostlar. 22 Eylül Perşembe'ye baktığımızda Ay Yengeç'te ama Aşleşa Yıldızı'nda. E, sıkıntılı bir yıldızdır biraz. Toplumsal kaygının çok arttığı, genel olarak kaygı bozukluğunun, huzursuzluğun, iç kaygının, kendini güvende hissetme noktasının böyle biraz daha zarar aldığı etkileri açığa çıkartma potansiyeli olan bir yıldızdır. Yani iç huzursuzluklar ve toplumsal huzursuzluklar da artabilir. Bu nedenle rutin işlere ele alın. Özellikle denge isteyen, yumuşaklık isteyen, hani böyle pozitif bakmak gerektiren işleri o gün hani öyle yürütemezsiniz. O yüzden daha çok rutin işlerde kalmaya çalışın. Bir de finansal konular için destekli değildir aşşaşa e, bu yıldız. Orada da dikkat etmekte fayda var. Ağır ve çok önemli yatırımsal sonuçları uzun vadiye yayılacak hiçbir işi o gün başlatmamakta fayda var. 23 Eylül Cuma'ya baktığımda Ay Aslan'a geçiyor. Maha yıldızına kıymetli bir yıldızdır ve Venüs'te kavuşumu var. Devletle ilgili işler, açılışlar, önemli görüşmeler, toplantılar, hepsini bugün ele almak için çok güzel etkiler var. Her türlü seronomi çok destekli. Ritüeller için çok destekli enerjiler var. Ataları yad etmek, işte edebiyete intikal edenleri dualarımızı okumak, onlar adına onları onurlandırmak, işte belki bir yardımda bulunmak, bir şeyler yapmak adına de, çok destekli özel etkiler vardır. Özellikle hayvanları besleyin. Yardımlaşmada bulunmaya çalışın e, ve bunları hani atalarımız atalarınızı da yad ederek yapmaya gayret edin. Buna müsait olanlar için bu ritüeli özellikle tavsiye ederim cuma gününün enerjileri açısından. 24 Eylül cumartesi ay aslanda Purva Palgoni yıldızına geçiyor ve ay artık tamamen karanlık fazında. Yeni ay top tüfek geliyor. bazemik de deniyor buna. Tamamen güneşin arkasında ve hiç ışığının olmadığı bir aralığa geçti. Ve üstelik venüs burç değiştiriyor. Aslandan başa geçiyor. Çok sıkıntılı bir derecede ilerleyecek cumartesi. Hiçbir şekilde güzellik, estetik, bununla ilgili önemli bir adımınızı, bir başlangıcınızı, hatta rutinde yaptığınız herhangi bir işleminizi bile cumartesi gününe almamanızı tavsiye ederim. Ve ilişkilerde de dikkatli olun. Ee, o gün bir de hani genelde cumartesi partnerinizle, sevdiğinizle, eşinizle falan daha fazla vakit geçirdiğiniz bir gündür bir, bir takım riskler var. Ve dediğim gibi estetik ve güzellikle ve sanatla ilgili, dekorasyonla ilgili herhangi bir şeyin o gün başlatılmamasını özellikle tavsiye edeceğim. 25 Eylül pazara baktığımızda yeni ay artık bugün başlıyor. Ee, pazar gününün bitimi sabaha karşı, pazartesi sabaha karşı da tamamlanacak. Ay başakta bugün... Metabolizma düşük, bugün daha hani e, ruhsal olarak korunmaya önem verdiğimiz etkiler var. Pazar gününü o yüzden çok kalabalıkta, çok gergin ortamlarda, e, riskli bulduğunuz yerlerde geçirmeyin. Kendinizi, enerjinizi koruyacağınız alanlarda olmaya çalışın. Ve cumartesi, pazar özellikle dinlenmeye, fiziksel olarak da kendinizi yormadan hareket etmeye, ağır spor yapmamaya bir hassa önem göstermenizi sevgili dostlar tavsiye ederim haftanın enerjilerini daha iyi kullanabilmeniz adına. Remedilere bakalım. Bu haftanın tüm bu etkilerini ve yeni ayın enerjilerini remedilerle nasıl düzenleyip toparlayabiliriz? Şimdi Venüs burç değiştiriyor demiştik ve yeni ay vardı. Bu etkilerde 4 ve 3. çakranın ya da 3 ve 4. çakranın çok hassas olmasına neden olacak. Bu alanların iyi korunması gerekiyor. Bu nedenle renkler açısından yeşil, mavi, sarı ve yine Pembeyi de öneriyorum. Bu alanları kullanı, bu renkleri kullanabilirsiniz. Bunu krem renkleri mesela beyaz ve yine krem rengiyle karıştırarak kullanabilirsiniz. Taşlardan avantürin, yeşil akik, pembe kuvars ve ay taşını özellikle tavsiye edeceğim. Kokulardan da nergis, ylang ylang ve vanilya. Eğer mümkünse ulaşabilirseniz evinizde bu hafta vanilya kokusunu difüzörlarınıza e, ve tütsülüklerinize e, işte buhurdanlıklarınıza mutlaka ilave etmeye çalışın. Eee rüteller içinde Haftanın genel etkileri de Cuma akşamı çok uygun enerjiler var. Özellikle ayında içinde geçtiği içinde olacağı o takım yıldız çok maha yıldızı çok bunu destekliyor. Kına için bu hafta Cuma gününü öneriyorum size. Bu hafta çok rahatlıkla Cuma günü bu şekilde kullanabilirsiniz. Yeniden hatırlatayım. Pazartesi günü ay kavuşumu var. 13.30-16.30 arası Kına ve yine arzu ettiğiniz bir ritüeli de pazartesi günü kullanabilirsiniz gündüz saati. Eğer çalışıyorsanız o saat aralığında bunu uygulama şansım yok diyorsanız cuma akşamı çok rahatlıkla yine ritüellerinizi yapabilirsiniz veya kınanızı yakabilirsiniz. Bu hafta kına yakmanızı bu enerjilerin biraz zorlayıcı olması ve... Ee, yeni ayın da Vedik Astrolojisi'ne göre, Sidel Zodya'ya göre özellikle e, Başak Burcu'nda olması nedeniyle özellikle kınayı ihmal etmemenizi tavsiye etmek istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun, güzellik içinde olsun, kolaylıkla olsun. Yeni ayın tüm yeni getirecekleri, yeni başlatacakları, hayatınızda belki kapatacağı ve açacağı her nokta güzellikler, kolaylıklar getirsin. Tüm işlerinizin su gibi akacağı mucizelerle dolu şahane bir hafta diliyorum. Her biriniz için ayrı ayrı. Sevgiyle kalın. Yarın Burçlar videosunda görüşmek üzere. iyi haftalar.